Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte neden takım sezonu aksesuarları kullanılamıyor? Bu konu hakkında konuşacağız çünkü bu konu hakkında baya bir soru geldi. Öncesinde biraz ödülümüz var. Hızlıca bir ödüllerimizi alalım. Bir tane nadir paket maalesef ki altına dönüşüyor. Eskiden elmas alıyorduk ne güzel. Kristal üzerinde tamamlanmasına son yaklaşık 200 kart falan kalmış. 90 elmas, 3750 altın. Şu altın yağmuru etkinliğinin altınlarını da biraz arttırsalar çok güzel olacak. Ee, altın yağmuru zaten şu an sona ermiş de yani gerçekten çok düşük altın veriyor. Yani normalde zaten biz bir maçta eğer 2 kat DP takılıysa bir de pardon. Aynen 2000 DP DP demişim çok özür diliyorum. %2000 altın bonusu takılıysa ve 2x reklamı izlersek 20.000 altın zaten alabiliyoruz arkadaşlar. Ama 6.250 altın, 5.000 altın falan çok çok az miktarlar. Saçma bir miktarlar gerçekten. Neyse bakalım ne diyorduk en son takım aksesuarları neden alınamıyor? Şu anda arkadaşlar... Bakın mesela ben de bir takımdayım kupa kısmına girdim şu anda ben de mantıken takım kramponu bir takım kuyruğu bir açık olması gerekiyor aynı zamanda takım gözlüğü birinde açık olması gerekiyor hemen aksesuarlar kısmına gidelim bir bakalım eğer açık mıymış değil miymiş hızlıca geldik en başlarda oluyor biliyorsunuz takım aksesuarları burada. Gördüğünüz gibi takım kramponuna şu anda kilitli diyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Biz bir takıma direkt girdiğimiz anda takım aksesuarlarını maalesef ki kullanamıyoruz. O takımda en az bir sezon boyunca durmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben de bu takıma zaten yeni girmiştim. Çok fazla uzun bir süre olmadı. Mesela takım sezonunun bitmesine şurada görmüş olduğunuz üzere sağ üst köşede kalan zaman 4 gün 6 saat diyor. 4 gün 6 saat sonra takım sezonu bitecek ve sonrasında e, bu aksesuarları ben de kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde yani en az kafa topu 2 diyor ki sana sen diyor bir takıma girer girmez o takımın aksesuarlarından faydalanamazsın diyor. En az diyor bir hafta yani bir tane takım sezonunun geçmesi gerekiyor diyor. Yani bir hafta değil tam olarak da mesela burada 4 gün 6 saat diyor. Ee, o şekilde en az bir takım sezonu geçecek ve sonrasında sizler de o takım sezonuna ait takım aksesuarlarını kullanabileceksiniz. Ee, ben de mesela en son takım kramponu 3'ü denemiştik herhalde gidebildiğimiz maksimum seviye oydu galiba. Evet, şunu denemiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Yani onun içinde tehlike takımında denemiştik bu arada. Yani tehlike takımında bir sezon boyunca durmam gerekiyordu. Durduk ve takım kramponu 3'ü de denedik. Şu anda zaten e, takım kısmını isterseniz bir girelim. Hatta topbine girelim, takıma girelim, yerele girelim. Bakalım tehlike birinci her zamanki gibi yerelde. Zaten şu anda maksimum takım kramponu 3 alınıyordu herhalde. 1462 kupa var Ultimate takımında. O dünya birincisi. Şöyle bir isterseniz şeye bakalım. Kupa ödüllerine bakalım. 1463'te maksimum hangi aksesuar alınıyormuş. Ultimate takımında takım kuyruğu 3 açılmış. Takım forması pardon. Takım gözlüğü daha açılmamış. Hiçbir takımda. Yani takım gözlüğü üçü kullanan hiçbir takım yok şu anda. O şekilde yakında olur tabii ki de bunlarda Evet yani demiş olduğum gibi takım aksesuarlarını kullanmak için bir takımda minimum bir hafta yani minimum değil maksimum bir hafta durmanız gerekiyor. Yani bir takım sezonunun geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi hemen sizlerle birlikte Flash Bank'ımızda bir maç atalım bakalım. Geçen attığımız maç gerçekten çok eğlenceliydi. Umarım bu videoda da eğlenceli maçlar atabiliriz. 60. seviyeyiz. Daha 61 yapmadım arkadaşlar. Ama 80.000 kadar bir DP kastım. 61. seviye olabilmek için 350.000 DP, DP istiyor arkadaşlar. Bu da gerçekten ciddi bir miktar ama yapılır yapılmayacak gibi değil. Karşımızda bir yıkımlı ordu var. Özellerini 12'lemiş bir yıkımlı ordu. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım şöyle bir golümüzü atalım. Yardan gelir mi? Gelmedi. Şöyle bir golümüzü atalım artık. Çok güzel 2-0 yaptık. Rakibimizde 12 özel var. Bize göre fazla miktarda özeli var. O yüzden farkı erken vakitte açmamız gerekiyor. Haydi kır çok Güzel kırdık da yedik yine ya. Evet rakibimiz özellerini azar azar kullanı kullana bakalım neler yapacak. Ya olamaz. Neyse biz de bir özel basalım artık ya değil mi? 6-3 yaptık. Evet 2 xini dojluyor muyuz? Haydi bakalım 2 xini dojladık. Çok güzel. Mükemmel büyük kalesini de dojladık arkadaşlar. Ah bunu dojlayamadık ya. Diğer büyük kafayı kullandığımız için bunu dojlayamadık. Biz de bir özel basalım ya. Gerçekten özelli bir maç oldu. Bayağı özelli bir maç oldu. Rakibimiz oyundan çıktı zaten arkadaşlar. Hızlıca yeni maçımıza girelim. Hiç beklemeden devam et diyelim. Bu videoda biraz gerçekten maç atasım geldi. Çünkü artık donma olmuyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Hayır yandık 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 destansı karakter arkadaşlar kaçın <laughs> kaçalım daha doğrusu yandık gerçekten flashbankla donma yok ama hani yine de bir destansı karaktere kafa tutacak kadar da değil yani bir de sağ tarafta oynuyoruz maalesef ki ama yine isterseniz elimizden geleni bir yapalım şöyle maç bitesiye kadar. Ya en azından sola atsaydı bir umut diyebilirdim bunun için ama şimdi solda olmadığımız için ümidim tamamen kesik arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi adamın şutu füze gibi gidiyor kaleye ya. Benim yazık flash punk'ımı balon balona vuruyoruz biz sanki adam roket atıyor bize. 4 3. Haydi bakalım. Alırız. Alır mıyız? <laughs> Evet, arkadaş gerçekten çok hızlı. Destans karakterler inanılmaz ya. Biz de şu uzaylı ordunu bir açabilseydik arkadaşlar çok daha iyi olacaktı. Yani yetişemiyoruz adamın hızına. Yarısından <laughs> güzel bir gol attık. 6-5 ama farkı çok açtırmadık arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 7-5. 40 saniye var. Aslında ben havadan denemek yerine yerden denesem çok daha iyi olur gibime geliyor. Hayır 8-5. En azından bir solda oynasaydık şu maçta ya. Gerçekten çok daha güzel olabilirdi. 8-6. Bakalım son anlarda belki bir şeyler yapabiliriz. Yerden gelir mi? Gelmedi. 9-6. Fark 3. 20 saniyede kapanır mı o fark? Yerden yerden yerden. Oydu. Çatıcı. 10'a 6 arkadaşlar. Son 16 saniye. Haydi bakalım 10'a 7 arkadaşlar gerçekten bir destansı karakterimiz olsaydı şöyle 7. seviye bu maç inanılmaz derecede eğlenceli geçerdi ama maalesef bizde flashbank olduğu için e, rakibe pek bir şey yapamıyoruz ama yani yine iyi oynadığımızı düşünüyorum e, 4 farkla yenildik 12'ye 8 ama eğlenceli bir maç oldu arkadaşlar. Rekibimize bol şans diyelim. İyi oyundu gerçekten. Evet. Bir maç daha çıkartalım mı? Hadi hızlıca bir maç daha atalım bakalım. Yine destansı gelmez inşallah. Ya destansı gelse de yine oynayacağım ama en azından bir sola atsın ya. Hani solda oynayalım. Biraz daha iyi oynarız. O şekilde. Haydi bakalım. Evet ya <laughs> keşke başka bir şey isteseydim. Destansı geldi ve bizi sola attı arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz ya? Elimizden geleni yapacağım arkadaşlar. Şu an konumumuz daha iyi. Az öncekine göre. Şöyle bir gol. Yerden gelir mi? Gelmedi. Maç 1-0. Haydi bakalım. Evet 1-1 yaptık maçımızı. Hayır. O saçma golü yemeyecektim ya. Evet 2-2 yaptık. Devam ediyoruz. Ya şu saçma golü nasıl yiyorum. 2, 2 oldu gerçekten. 2 oldu yani şu saçma golü yedim. Neyse bakalım devam ediyoruz. Rakip. AFK mı kaldı ne oldu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar rakip. Şu an oyunda değil herhalde. Rakibi bekleyelim isterseniz. E, videoyu durdurayım ben. Aa evet arkadaşlar ben hiç fark etmemişim. Rakip bizim takımdanmış. ilginç bir şekilde ee, buradan rakibe teşekkür ediyorum. E, maçı büyük ihtimalle salmak için e, oynamadı. Tam böyle yeni fark ettim. <laughs> Rakiple aynı takımdaymışız bu arada. Bizim takımın kaptanı da olabilir. Bir bakalım isterseniz hızlıca. Evet şu an bir şeyler de oluyor. Ee, rakip bizim tak kaptan mıymış? Halil DMBG. Hızlıca şöyle bakalım. Yok kaptan değilmiş ama aynı takımdaymışız arkadaşlar. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Evet. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.